Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kelam okuyacağım. İstersen sorayım. Sen cevap ver. Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz? Başka bir noktadan bakış. Kelam. Mevt bir de. Mevt. İnşallah size bir de insanın hayatı 6000 tane nevle beraber yaşıyoruz dünyada. En çok hayatımız kesişen cinlerdir. Cinler alemi hakkında bilgi vereceğim başka bir zamanda. Hayatımızı en çok onlarla kesişiyor. Delikanlı sen nereden geldin? Üsküdar'dan. Peki madem kelam dedik, kelamdan devam edeyim. Hazır mısın Erdinç? Tamam. Başka bir şeyle meşgul olmayın. Ders çünkü kıymetli bir derstir. Kendinizi verin böyle. Bulamazsınız, inan bulamazsınız. Enaneti şey yapacaklar gene, bir sürü şey yorum yazacaklar. Bulamazsınız. Külliyata nasıl bulamazsın? Yoğunlaşacaksın. Tabii ki bulursun ama bulmazsın sen. Çünkü sen büyük bir saat vermen lazım. Sen yoğunlaşacaksın. Yoğunlaşıp çıkartacaksın. Allah da nasip edersin. Ama sen nereye verirsen ver. Kelam. Bir de en büyük şey ortaya çıkmasına sebep meraktır. Merakın varsa olacak. Tamam. Kelam yaşanan bir hayatın ayak sesidir. Yaşanan bir hayatın İmam-ı Gazali de şöyle der buna. Saatin tıklanma var ya, tıklaması. Tık tık tık. Kabre giderken ayağının sesidir diyor. Bu bizim Risale'den çıkarttığım mana, kelam, yaşanan bir hayatın ayak sesidir. Nerede bulacağım böyle cümleyi? Risale-i Nur'dan ancak bulursun. Ama böyle sarı yazmıyor. Nereden çıkıyor? Risale-i Nur'un söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Risale-i Nur'un söylediklerinden fazladır söylemek istediği mana mertebeleri. Ondan. Kur'an-ı Kerim'in söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. İki, kelam. Bunu Kalı Mesnevi Nuriye'den çıkarttım ama cümle tam böyle değil. Uzun bir cümle, küçülttüm. Kelam, düşüncenin fotoğrafıdır. Kelam, İçsel alemin aynasıdır. İç alemi seyredersin. Kelam aynadır. 94 muhakemat. Hazreti Ali der ki radıyallahu anh, kişi dilinin altındadır. Ustad diyor ki kelam kişinin içsel yapısını, ruhsal yapısında haber verir. Nerede nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Ama tabiattan çıkan bir kelam diyor. Hatırladınız değil mi? Öyle yalandan boşun diyorsun falan oldum değil. Tabiattan çıkacak yani samimi olan. Kardeş bunlar Mesnevi Nuriye'den ve eski eserlerden çıkan şeyler bu kelam şey. Çalışmışım ya. Yani. Merak var merak. Ben bir aranızda birisiyim, farklı birisi değilim. Bir şeyin farkım varsa merakım fazla. Merakım fazla kardeş. Ömrümü veriyorum, gezme ediyorum. Ömrümde iki defa veya üç defa yalan olmasın, Barla'ya gitmişim. 30 küsür senelik, 35 senelik dershanede hayatım var. İki veya üç defa. İki veya üç defa Urfa'ya gitmişim. Gezme yok ki bende. Merak var, okuyorum kardeş. Nereden çıktı diyenleri söylemek için söylüyorum. Çalışıyorum kardeş, merak ediyorum. Allah merak ettirmiş. Yani bu cümleler okurken böyle yoğunlaşıp çıkan şeyler. İstifade edesiniz diye söylüyor.
Kelam içsel alemin hıpırlısıdır. Dıştaki kolonu. Hani var ya böyle burada konuşuyor da orada kolonlar koyuyorlar. Kolon mu diyorlar orada? Kolon değil mi? Kolonlar koyup oradan çıkıyor. Veya cep telefonu. İnsan değil ama insan gibi konuşuyor. Öyle mi? İnsan değil ama insan gibi konuşuyor. Kelam ruh değil ama ruh gibi konuşuyor. Kelam kişinin kimliği ve kişiliğidir. Ha ben anlarsın. Kelamından anlarsın kim olduğunu. Kelam kişinin makamındaki seslenişidir. Makamının adresidir kelam. Bir daha. Bir adam bir yere çıkmış. Duyuyor musunuz? Bir yere çıkmış bir yerlerde. Konuşuyor. Kelam çıktığı yerin adresidir. Çıktığı yeri gösteriyor. O çünkü oradan sesleniyor. Abi sen geçen sene böyle demiştin. İkinci kattaydık. Kardeşim o zaman Zeytinburnu hakkında bu bina altı kat. İkinci katta abi Zeytinburnu tarif eder misin? İkinci kattayım mesela. Ya şu var, bu var, bu var. E bu sene dördüncü kattayız. Abi Zeytinburnu nasıl bir şey? Şimdi böyle bakıyoruz. Geçen sene böyle. Ya Topkapı var kardeşim orada. Of, şu var. Abi ya geçen sene deniz var demiştin ya. Denize bakmıyorum kardeşim. Şimdi dördüncü kattan Topkapı'ya bakıyorum. Efendim bu sene burada altıncı kattan Bakırköy'e doğru bakıyorum. E gördüğüm şey farklıdır. Ama geçen sene böyle demiştin ya. Hani deniz var, deniz yok vallahi gördüğüm zaman Bakırköy tarafı deniz yok. Bir daha bu örneği verdikten sonra kelam kişinin makamındaki seslenişidir. Makamının adresidir. Kelam bütünselliğin ayrışmasıdır, ehadiyetidir. Yani bütünsel alemin ayrışmasıdır, ifadelenişidir. Kelam kişinin hususi dünyasıdır. Kelam hususi dünyasıdır. Yani dünyasını bize tanımlar. Neler var orada? Mesela misal bu adam bu kelamı meşgul olmuş. Şimdi ben dışarıya bunlarla ifade ettim kelam, yazı. Nakıştır diyor yazıya ustad. Yazı yaz, nakıştır, sanattır diyor. Ruhu yansıtan sanattır. Şimdi iç aleminde bunlarla meşgul olanın işidir bunlar. Ya ne işin var? Makamının adresidir. Allah Allah. İçsel alemin fotoğrafıdır. Ne adam ne bunlarla meşgul olsun? Abi demek ki bunu konuşuyorsa, kimle konuşuyorsa içi de odur. İçi dambur dumbursa çıkacak kelam dambur dumbur. Bangu burgur çıkacak alıyor ki. Hızır abinin hayatını biliyorsunuz ya abi. He. Hani geçen demiştiniz ya. Hızır abi için her şeyi kaybettiği makamdan konuşuyor. Ya. O zaman da çok acayip yani. Bu adam kelam dersi yapıyoruz kelam. Soracaktım. Üç tane ders vardı. Meft mi yapalım? Risale-i Nur'u niçin anlamıyoruz? Çok farklı noktadan bakış, izah. Bir de kelam. Kelama başladık. Şimdi Hızır abi niçin tesir ediyordu biliyor musun dersi? Allah mekanı cennet olsun. Allah şefaatine mazhar eylesin. Vakıf abilerimizden. Abilerimizden. Her şeyini kaybettiği makamdan konuşuyordu. Her şeyini kaybetmişti. Belden aşağı feşti. Belden aşağı feşti. Telefonu da kapattın ki iş yapma, meşgul etmesiz. Feşti. Bak şimdi. Allah rızası için ne olur dikkat edin. Bir insanın içeride mi dışarıdan mı konuşuyor belli biliyor musun? Hemen bir öz eleştiri yapayım kendime. Bizim nurcuların ihlas sorunu yok. İhlas sorunu yok. Bizim nurcuların enfusi tevhid sorunu var. Onu çözememiş. O dışarıya ihlas gibi gözüküyor. Tevhidi lafzen çözdük, aklen çözdük. Vicdanda his seviyesinde tevhid yok. Varsa az.
Niçin? Bir cümleyle söyleyeyim, siz gerisini doldurun. Haset edilmesinin sebebi ondan çıktığını zannetmektir. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın ayetlerinden bir ayettir, manasıdır. Bu benim kayıp eşyamdı, kayıp hakikatımdı. Bana bunları işte Allah bir vesileyle ağaç da bana nimet verdiği gibi, sığırla süt verdiği gibi iki ayaklı mahlukla da bunları bana veriyor. Derse, diyebilirse, düşünürse haset eder mi? Yani mananın şahıstan çıktığını zanneden haset eder. Mananın Allah insanları zemin yapıp bana gönderiyor dersen onu sever, uhuvvet eder, kucaklar, taassup etmez. Mananın şahıstan çıktığını zannedenler de taassup olur. Haset olur. İhtiram tabiri de sanki bunun temelini oluşturuyor. Temelini oluşturuyor tabii. Mesela sahabelerde Kur'an'ın metesine mazhar olmuş ya. İktiran yani. İktiranla bir de şey, İsar hasreti. Kendini terk etmenin ifadesidir. Yani kardeşini tercih edebilmenin an şartı kendini terk etmek. Ben niçin 15 günde bir meşgul olduğum için söylüyorum İhlas Risalesi? Çünkü enfusi tevhidi halledememişiz. Lafzını çözmüşüz. Gramerini çözmüşüz. İtikat etmişiz. Enfusi tefekkür tevhid olsa, artık içeriden böyle baksan dışarısı yoktur. Üstadın kelamına niye tesir ediyor abi o kadar? O hangi makamda? İçeriden her şeyi kaybettiği makamdan konuşuyor. Hiçlikten mi konuşuyor? Tabii. Hiçlikten konuşuyor. Yani ben bir daha söyleyeyim. Bir insandan bir şey duyarsanız, ondan duyuyor zannedersen haset olur ister istemez. Taassup olur, vermem bir sürü şeyler olur. Ama Allah'tan zannedersek ve bilirsek o haset olmaz. Talebelerin de öyle demiş. Bir şey hoşuna gittiği zaman maşallah, barakallah böyle 3-4 sefer tekrar ettirip söylettirmiş. Ya. Kelama devam ediyorum. Kelam bütünselliğin ayrışmasıdır. Yani içsel alemin dışarıdaki fotoğrafı. Kelam kişinin hususi dünyasıdır. Hususi dünyasının ifadesidir. Kelam Allah'ın Celle Celaluhu giydirdiği mana libasının dilidir ve suretidir. Allah'ın mana alemini giydirdiği libas ve suretidir. Kelam korkunç bir şey. Şu konuşmak ne demek ya? O kadar alışmışız ki normal geliyor. Şimdi ben ruhsal haletimi, kalbi hislerimi, dima fikirlerimi, ezber söylemiyorum ha, halet, his, fikir. Bunları zaman ve mekan olmadan, sıraya koymadan hepsini bütünlüğe getirip dışarıya nasıl atacağım? Yazıya benzemiyor. Ses. Sesin üzerine bindirilmiş fikir. Fikrin içerisine bindirilmiş his. Hisin içerisine bindirilmiş latife. Ondan sonra ele. Yani bu kelam, Allah aşkına ya, kelamın bu sürecini bir hayal edin ya. Ben hissiyatımı anlatamıyorum ki. Bir kelam konuşmak ne demektir ya? Bir an bile fuzuli harcamazsın ha. Bak, yazıya bu nakıştır diyor. Âli bir ruhların dışa vuruştaki nakışlarıdır. Yazıya benziyor mesela ses. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şekli alıyorum, fotoğraf bak. Fotoğrafı alıyorum içeride, evirip devirip çeviriyorum. Ona mana yüklüyorum, halet yüklüyorum, değişiyor. Bir şöyle okuyayım bak. Okuyuşa bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hepsini ben okudum. Hepsi de aynı. Bak bu şekli alıyorum. O anda havam iyi ise, haletim iyi, kıyaksa, ruhum da âli ise, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değilse yamuk yumuk bir haletin varsa, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Aynı şey. Haletin dişe vuruşudur kelam. Onu anlatmaya çalışıyorum aynı zamanda. Allah'ın Celle Celaluhu
manaya giydirdiği libas ve neymiş? Suretidir. Libasıdır, dilidir ve suretidir. Libasıdır, suretidir, dilidir. O zaman abi o lisandaki manalar var ya, verdiğim sözler. Mesela dördüncü söz, ikinci söz, diğer sözler. Hepsi farklı bir halette. Tabii tabii, hepsi farklı halette yazılmış. Aynı şeyi sen yap, ya sana söylemek ki dördüncü sözü yap bu ortamda. Bir de cenazede yap. Bir de çocuklara yap. Bir de sokakta bir yerde yap. Aynı şeyler mi olur? Halet onu değiştiriyor. Lisan da değişiyor. Lisan haletin ifadesi aynı zamanda. Bazen lisan ağızdan çıkıyor. Bazen bu kelam dimağdan çıkıyor. Bazen bu kelam kalpten çıkıyor. Kalpten diyor, böyle tabiattan çıkan bir kelam. Bazen kelam ruhtan geliyor. Bazen kelam içlikten çıkıyor. Bazen kelam ademi vücuttan geliyor. Geldiği yeri tanımlıyor. Onun bir kelamı diyor, ateş pare gibi der tarafı sardı diyor. Ustad için diyor ya tarihçide. Başka? Kelam kişinin harici attığı çapasıdır, ipidir, limandaki babaya attığı halatıdır. Bir daha, kişinin harici attığı kelam, burası deniz, okyanus insanlar, ki kişinin, benim, harici attığı, gemilerin durması için deniz ortasında liman yok ya, çapa atarlar. Ben sende durmama sebeptir, seni bende durmama sebeptir. Kişinin harici attığı çapasıdır, kalım esneviden çıkarttım ha bunlar, ipidir, limandaki babaya attığı halattır. Hani limanda babalar var, oraya attığı halattır. Kelam, hayat nehrinin taşıdığı malzemedir. Kelam, hayat, nehre usta hayat diyor. Aynı zamanda zaman diyor. Hayat nehrinin taşımış olduğu malzemedir. Kelam, hayat nehrinin akarken çıkarttığı sestir. Taşa çarpıyor, volkanın şeyleri çakıyor, şelale yapıyor, duvara vuruyor, şöyle yapıyor. Bazen aynı dereden rüzgar böyle esiyor, sana değişik ses gelir. Şuradan essin rüzgar, dere yatağında farklı eser. Biz mesela köyde büyüdüğüm için dere sesi geldiği zaman rüzgarın nereden estiğini bilirdik. Dağdan denize doğru eserse bize hiç dere sesi gelmezdi. Çok gürültülü ses geliyorsa denizden karaya esiyor. Müzik çalar gibi yapıyorsa kuzeyden güneye esiyor. Vura vura, dağlara vura vura şey yapıyor. Yani acayip yani. Ya arkadaşlar, ses ne demektir ya? Bir hayal ettiniz mi ya? Ses, konuşmak. Hiç böyle ihtiyar ve iradeye bağlı olmayan. Meylediyorum o kadar. Manalar libas giyiyor. Vesvese de kelam mıdır abi? Vesvese de kelamdır. Konuşuyor, şeytan sizinle konuşuyor diyor. Lümey şeytaniye. Konuşan dildir diyor usta. Adam konuşuyor ama bazılarına gizli. Bazılarına hissi olur, bazılarına vehmi olur, bazılarına açık olur. Ben de açık konuşuyor adam. Başka? Kelam kişinin gayesine çağırma davetiyesidir. Kelam kişinin gayesine çağırma davetisidir. Bir şey anlatıyorum biliyor musun size? Manaya davet ediyor. Daveti bu. Manaya davet ediyor. Davetiyeymiş. Evlilik davetiyesi. Evli ya. Yani mana dünyasıyla evlendirmek. Davetiyeymiş kelam. Başka? Kelam ruh aynasına düşen bir nur gibidir. Yani ruhunuzun aynasına düşen bir nur gibi, ışık gibidir. Mesela bir nur iniyor sana. Of be Allah. Bir kötü bir söz geliyor. Dünyan kararıyor. Şartelini kapatıyor. Olumsuzluklar yazmadım. Olumsuzluklar bunun tersi kadar. Başka? Ruh gölüne gayipten
düşenin sudaki sesidir. Kelam. Ne olur böyle bir göl düşünün. Ediyor musun Mehmet? Göl. Tamam mı? Gayipten oraya bir taş düşüyor. Düştükten sonra suyun sana verdiği sestir. Gayipten ilham. Sunuat, ulat, işarat, rumuzat. Onlar kalbin gölüne tak diye atılıyor. Dışarıya heyecanla veriyorsun. Herkesin gölüne atmıyor Allah. Konuşuyor. Demek ki gölünde bir şey var yani. Duydunuz, anladınız değil mi bunu? Kelam, lahutin, melekutun ruh zeminine dokunmasından çıkandır. Kelam, lahutin, melekutun ruh aletine, saz aletine dokunmasından çıkan sestir kelam. Bunlar nerede bulacaksın bu kitapta? Yok ki böyle bir şey olmuyor. Saz teline var ya, vuruyor. Ya bak, kitap bastırsan var ya, epey satar. Allah göstermez, bir o kaldı zaten. Para için uğraşıyor, bir onu demiyorlar. Onu demiyorlar, çok iyi biliyorlar. Olsun, bilmiyorlar. Bilseler yapmazlardı. Allah'a itiraz ediyorlardı, vahnetmişler çok. Allah'a itiraz ediyorlar, peygamber etmişler. Alimler ustada etmiş. Enaniyet için, şöhret için uğraşıyor demişler. Alimler. O zaman doğunun alimleri, hem de büyük alimleri. Bana etmişler. Ya efendim, ya nasıl olur ya? Olur kardeş. Olur. Ve keyif veriyor. Devam. Anladınız değil mi bu seni? İstiyorum ki böyle siz de tefeyyüz edin. Onun için diyorum, anladınız mı? İstiyorum ki siz de istifade edin. Çekin içinize. Ama ne dediğimi hayal etmeniz lazım ki. Böyle bir ruh bir alettir. Saz bende farklı bir şey. Bak dokunuyorum. Ben farklıyım. Saz farklı, çıkan ses farklı. Üçü farklı değil mi? Ruh bir alettir saz. Gayb alemi telime vuruyor. Çıkan ses de kelamdır. Bazen o tele vuran tövbe Allah esmasıyla vuruyor. Bazen gayb vuruyor. Yani vahiy, ilham, sunuat, tuluat, işaret, rumuzat. Başka, başım döndü ya. Subhanallah. Ruh, kelam, ruh cihazını çalıştıran ilahi elektriktir. Ruh cihazını çalıştıran ilahi elektriktir. Şu anda ruhunuz çalışıyor. Bir şey bağladık kabloyu. Elektrik geliyor. Ya pil taktık. Başka? Kelam hayatın alametidir. Kelam nasıl geldiğin, nasıl söylediğin değil, içerisine neleri koyduğunun önemli. Yani ne söylediğin önemli değil. Nasıl söylediğin değil, içerisine neler koyduğun önemli. Mesela Hazreti Ebu Bekir'e de sormuşlar güzel konuşmak hakkında. Şimdi diksiyon diyorlar değil mi? Güzel konuşma sanatı. Bana da sordular. Abi güzel konuşma sanatına gidelim falan. Diksiyon. Bunu radyolarda konuşan kişiler. Bak dedim, Ebu Bekir'e de sormuşlar bunu da onunla cevap vereyim sana. Güzel konuşma sanatı, diksiyon. Güzel konuşmak şöyle der Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh. İçinde yalan ve olmayan samimi konuşmadır. Güzel konuşma. Bir daha, içinde yalan olmayan samimi konuşmadır demiş. İçinden konuş. Diksiyon bu. Diksiyona niçin ihtiyaç var? Dilinden konuştukları için. Yalan konuşuyorlar. Konuştuklarına inanmıyorlar, inanamıyorlar. Veya içine indirmemiş, aşağı inmemiş, dilinden konuşur, tesir etmek için. İçeriden konuşanın buna ihtiyacı yoktur. Çünkü fikrinden çıkan bilgi senin fikrini, kalbimden çıkan hissi senin kalbini, ruhumdan çıkan senin ruhunu ister istemez etkileyecektir. İçeriden konuşan içeriye hitap eder. Dışarıdan konuşan dışarıya hitap eder. Ama ille istiyorsam tesir edeyim diye, onu da yapamıyoruz. Keşke yapabilsek bile, belki de olur ama keşke demeyeyim tabi. İstemem.
istemem. Samimi ol. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh dediği gibi, içinde yalan olmayan samimi o. Yalan olmayıp samimi olan kelamdır. Güzel konuşmak. Tabii. Başka kelam, gemini maksat limanına götüren rüzgar gibidir. Karşı tarafını, yani gemisini istediğin limana sürükleyen rüzgar gibidir. Kelam neymiş? Geminizi istediğiniz yöre doğru götüren. Nedir o? Gemide şey var. Perdeler var. Ne diyorlar ona? Yelken. Sen de gemisin. Yelkenleri benim rüzgarıma doğru istediğin gibi yaparsın. İstersen limana gidersin, istersen açıklara gidersin, kaybolup gidersin derste. İstersen limanıma gelirsin, istersen limandan gidersin. Ama geminin içinde oturan adam sahile baktığı zaman kara böyle gidiyor zannediyor. Oysa bu böyle gidiyor. Ya yanlış yapıyorlar ya bu adamlar ya. Baksana geri gidiyorlar. Sen bu tarafa gidiyorsun. Onlar doğru yerde. Hiçbir yere gittikleri yok. Başka. Burada su görünürken arkada yanıcı oksijen, yakıcı hidrojen olarak bulunuyorlardı. Burada su, şu su. Ama arka tarafı bunun yanıcı ve yakıcı, oksijen ve hidrojen. Manalarda ifade edilmeden esma, cilve, manalarda ifade edilmeden esmalar, cilve, cemal, nakış, sanat olarak bil kuvve bulunuyorlardı. Yani bu su, su ama hidrojen, oksijen, yanıcı ve yakıcı. Ama söndürücü olmuş. Bir tanesi yanıcı, bir tanesi yakıcı. Hidrojen yakıcı, oksijen yanıcı. Ama ikisi bir araya gelince patlaması gerekirken söndürücü olmuş. İşte kelam da böyle. İçerisinde zıtların cemi. Patlatması lazım, seni söndürüyor. Başka. Nerede farz varsa aynı yerde haram vardı. Var. Orada da haram var. Vacip de mekruh da orada. Vacip nerede? Nerede farz var? Haram onun karşıtıdır. Nerede vacip var? Mekruh onun karşıtıdır. Vacip tahrimen mekruhun karşıtıdır. Sünnet tenziyen mekruhun karşıtıdır. Mustahap batılın karşıtıdır. Mubah fasidin karşıtıdır. Farz haramın karşıtıdır. Bunu ilmihalde okuyacaksın. Belki de bir günü vereceksin. 10 saniyede aldım. Farzla haramı bilirdin. Fakat vaciple tahrimen mekruh da bilirdin. Ama diğerleri biraz zor. Bir daha. Farz haramın. Vacip tahrimen mekruhun. Sünnet tenziyen mekruhun. Mustahap batılın. Mubah fasitin karşıtıdır. Bunlar hepsi aynı hükmün içinde odundaki zıtlar gibi. Kelamda böyle. Niye anlattım? Onun için anlattım. Bir daha okuyayım. Netice. Bunlar hepsi aynı hükmün içinde. Kelamın içinde. Aynı kelamda farz söylenirken farz varsa üniversite diploması olan da lise diploması da var, ortaokul diploması da var içinde. Odun varsa duman da var, nur da var, ısı da var, ışık da var. Kelam da böyle. Nerede, hangi makamda konuşuluyorsa altyapıları da taşıyor demektir. Batıl nasıl şey oluyor? Onun karşıtı. Karşıtı? Karşıt. Zıt. Biraz açıklamalı nasıl açıklamalı? Şimdi sünnetin aşağısıdır. Ondan sonra batıl derken bu haram batıl değil. Yani insanı batıran aşağı doğru çeken. Batıl derim. Batıl değil. O değil. Anladım demek istedim. Batıl yani kafirlik. Dil değil. Batıl. Deniz ruha, dalgası kelama, dima da rüzgara. Bir daha. Deniz ruha. Usta çok kullanıyor. Deniz ruh gibi düşünün. Dalgası kelama,
dimağda rüzgar. Deniz düşünün. Düşündünüz mü? Dalga var. Deniz üzerinde rüzgar var. Deniz var. Ruh. Dalga dışarı vuruyor. Şah. Oyuyor. Yumuşaktır su. Kaya serttir. Kayayı oyuyor. Kelam vura 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 oyuyor. O oyduğun sesi de başka yere taşıyor. Rüzgar. Kelam sıfatı da aynen kudret gibidir. İnce Mesnevi Nuriye 159. Kelam sıfatı da yani kelamın içerisinde ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Onun için Allah'ın kelamına yetişilemiyor. 433'te sözlerde söylüyor. Kelam nasıl kudreti tazamun ediyor? Mesela biz dese ki ey bulut suyunu kes. Veya suyu indir. Dinler mi bizi? Dinlemez. Ey ağır suyunu yut. Niçin? Hani Allah'ın kelamına benzer kelam beşerde konuşuyor yani. Allah bu özelliği vermiş. Allah vermiş. Niçin ayet değil? Sinan sorarlar biliyor musun? Dershanedeyiz ya. Niçin ayet değil? Yani işaret edeceğiz de anlatıyor. İnsanı men etmiş olmasın diye. Ama devam ediyor. Çünkü kelam ilahide ilim, irade, kudreti tazamun ettiği için kelam aynı kudrettir, kudret aynı kelamdır. Ondandır ki Kur'an için وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَا وَشِفَانُ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an şifadır. Niye şifadır? Anlayış mıdır manevi? Hayır. Mesela adam geliyor, sporcu mermeri koymuş, ben diye bir elini buraya kırılıyor. Ama aynı sporcu geliyor mermerin önüne, düşünüyor, içsel konuşuyor. Tefekkür ediyor, konuşmak. Düşünüyor, yani onların tabiriyle konsantre oluyor. Biz de tefekkür ediyor. O mesela o mermeri kırdığını öyle hayal ediyor. Onu kıran bir videoyu seyretmişti. Onu hayal ediyor. Diye bu sefer onu kırıyor. Bak, düşünce güçtür. Çünkü gücü bu tarafa aldı. Nerede o konsantre olduktan sonra çıkan o enerji neredeydi? Neredeydi? Ruhtaydı. Onu bu tarafa getirdi işte. Düşünceler ki hemen otomatik olarak güçtür. Hayal ediniz cinselliği, hayal etti gadabı, kuracağım kufonu falan. Hayal ettim böyle güzel bir hayatı. Mesela sokakta da görüyorsun kendi başına adam. Gülü böyle kimse yok. Oho sen öyle zannediyorsun. Toplum içinde ama yalnız. O içeride neler kurmuş, sofralar kurmuş. Şehir var orada içeride. Adam he? Dışarıda gözüküyor. İçeride neler yapıyor. Adam burada değil ki. Evet. Yarım saat sonra buraya nereye geldim? Allah Allah. Ulan yeni mahalleye geldik ya Bakırköy'e. Ulan Zeytinburnu'ndan buraya nasıl geldim? Başka yerdeydin sen. Devam. Bu çok önemliydi bu. Bu çok önemli. Kelam, ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. İnce Mesnevi Nuriye 159, 430 sözler. Onun için içerisinde Allah'ın kelamın içerisinde kudret var. Onun için şifadır. وَنُنَزِلْ مُنَا الْقُرْآنُ مَا شِفَى Yani şekli sese dönüştürüyorsun. Yani mesela tefekkür ettiğinde konsantre olduğuna vurdun ya mermeri. Onun gibidir. Mesela elhamdülillahi rabbil alemin. Şekli sese, ses de fikri. His, fikir de hissi aktif ediyor. His de latifi. Aktif olduğundan şifadır. Mütekellimin derecesine göre diyor. İrade, ilim irade, kudreti tazamı eder. O vakit söz mukavemesiz olur. Madde elektrik gibi tesir eder. Evet, madde elektrik gibi. Uzun uzun yazmadım. Kişinin mütekellimin gücüne göre tesir eder. Mesela birisi okur. Elhamdülillahi rabbil alemin. Tesir eder. Öteki okursa elhamdülillahi rabbil alemin hiçbir şey olmaz. Çünkü inanmıyor ki kendisi. Mesela ben tavuğa kum biiznillah desem tavuk dönmez. Ama Kadir Gelen Hazretleri dese Allah'ın izniyle ey tavuk ayağa kalk diriliyor. Aynı kelam. Aynı kelam. Aynı kelam. İsa Aleyhisselam demiş ya ölüleri diriltiyordu da talebeleri yalvarmış. Ne okuyorsun demiş. Vermiyormuş ama vermiş. Onlar da gitmiş hepsi heyecanlı heyecanlı mezarlıklara okuyorlar hepsi.
Oku oku dirilen yok, oku oku dirilen yok. Geldiler, ey Allah'ın Resulü biz okuduk kimse dirilmedi. Okuyun bakayım bir bakayım yanlış mı okudunuz dedi. Okudu, okudu, dedi ki kelam aynı kelam ama okuyan ağız aynı ağız değil. Ağza bakma, hoparlör bu. Onu dışarıya fırlatan kim? İçinde ne var? İçinde kof. Lafzın içi bomboş. Lafzın içerisinde kendi ruhsal yapısını koyarsa karşıya tesir eder. Hazmedilmeyen ilim telkin edilmemeli diyor. Evet, hazmedilmeyen ilim telkin edilmemeli. Çünkü tesir etmez, aksül amel olur. Devam. Mutlu ve huzurlu yaşamak, insanın dimağına kurduğu hakimiyetle doğru orantılıdır. Bu kelam